Romanya, Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülke. Ülke kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur. Ayrıca ülkenin doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır. Wikipedia kaynağına göre Avrupa Birliği üyesi olan ülke, birlik ülkeleri içinde 7. büyük yüz ölçümü, 9. büyük nüfusa sahiptir. Ülkenin başkenti ve en büyük kenti konumundaki Bükreş, 2.2 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük 6. kentidir. İnce belli çay. Bunun tadı bambaşka bir şey. Romanya'nın başkenti Bükreş'ten herkese selam. Ben de buraya artık ikinci defa geldim. Çok beğeniyorum zaten Bükreş'i. Ben herkese tavsiye ederim. Buyurun gelin, gezin. Çok güzel yerler buralarda var. Biz şu an Bükreş'in merkezindeyiz. Bu tarihi bölge denilen yerdeyiz. Burası gotik mimariyle donatılmış bir yer. Şimdi beraber gezelim. Hadi hep beraber görelim bakalım. Ne var ne yok Bükreş'te. Romanya ekonomisi Türkiye'den çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Romanya işte komünist dönemden ayrılalı 90'lı yıllarda, 90-91'li yıllarda Çavuşesku'nun idam edilmesiyle komünist dönemden ayrılmıştı. Türkiye'den Romanya ve Bulgaristan'a alışveriş yapmaya geliyorlar yoğunluk olarak. Bizim paramız çok daha değerliydi, buralar ucuzdu. Ama bu iş tam tersine döndü. Artık Romanya'dan, Bulgaristan'dan Türkiye'ye alışveriş yapmaya geliyorlar. Bu hem iyi hem kötü. Biz az önce şey yedik mesela, döner yedik. Siyah ekmeğe yapılmış bir döner yedik. Eşim ne bir seni yedi? Dürüm yedi. Nasıl şeklinde yapmış? Evet. Ödediğimiz 84 lek. 84 lek Türk parasıyla ne yapıyor biliyor musunuz? 90 lira falan yapıyor. Yani yemeklerden pahalıdır. Yemeklere evet çok pahalı. Ekmek arası dönere 90 lira veriyorsun yani. Normale bakarsan mesela bizim Türkiye'deki dönere bakarsan farklı. Buradaki içinde patates kızartması var, pirinç mi var? Sonra o ekmek değişik, senin yediğin ekmek de değişik. Evet. O yüzden değişik bize tarifeler çıkıyor. Burası da Türk restoranı herhalde. Yaş 40 olduktan sonra bol bol istirahat yapmak lazım. Şu hanımefendi daha geç. Gencim evet. Evet. Ne yalan söyleyeyim. Ben iki yanladım. O yüzden böyle bol bol istirahatımızı yapacağız. Biraz daha Romanya'daki programımızdan bahsedeyim size. Bugün Sigura Şara İsmini de söyleyemiyorum. Sigura Şara. Evet. Sigora Şara'ya gideceğiz. Buradan yaklaşık 300 kilometre falan. 300 kilometreden de biraz daha fazla. Orada Orta Çağ Kasabası UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş
bir kasaba. Ufak bir kasaba ama görülmeye değer rengarenk bir kasaba. 16. yüzyıldan kalma mimarisiyle oldukça turistik bir bölge. Şey bölgesi diyorlar oraya. Transilvanya. Evet. Transilvanya bölgesine geçeceğiz. Oradan Sibiu. Oradan Brașov'a uğrayabiliriz. Brașov zaten bu Transilvanya bölgesinin başkenti. Oraya uğramak istiyoruz. Birkaç günlük kısa programımızda bu şekilde gezeceğiz. Size Romanya'yı inşallah layıkıyla tanıtmış oluruz. Bir yere girdik de bakalım ne olmuş galiba. Change office arıyoruz aslında. Burası değil mi? Nasıl şiştim? Buraya para koyuyorsun. Ne? $100 bozduruyoruz. Bakalım ne kadar tutacak. 400 kaç çıktı artık. Öyle mi? 417 lira. Pasaport. $100 Türkiye'de 560-570 lira. Burada 417 lek. Leyble şeyden Türk lirasından daha değerli. Thank you. Biz arabayla buraya geldik. Dün Tekirdağ'dan yola çıktık. Tekirdağ'dan baktığımızda şeye, bu kilometreye 540 kilometre gösteriyordu Bükreş. Yani Tekirdağ Ankara arası mesafe diyebiliriz buraya. Biz çekim yapmadan önce biraz keşif yaptık, dolaşık ortalığı. Fazlaca Türk restoranı da var. O yüzden burada yeme içme konusunda sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ha, arabadan bahsediyordum. Arabayla biz yaklaşık 8 saate buraya vardık. Hiç durmadan, non-stop geldiğiniz zaman 6,5-7 saate çok rahat gelebileceğiniz bir yer. Kapılarda sıkıntı yaşamadık. Bulgaristan'dan yeşil sigortamızı aldık. Ona da 65 euro ödedik. Segura Şena'dayız. Adını belki yanlış telaffuz ediyor olabilirim ama Segura Şena. Adam varsa düzeltirsiniz. Bükreş'e 300 kilometre. Romanya'nın başkenti Bükreş'e 300 kilometre uzaklıkta bir ortaçağ kasabası. UNESCO Dünya Listesi'ne girmiş. Hak kazanmış. Muazzam bir kasaba. Burayı gezeceğiz, burayı göreceğiz. Kahvaltımızı söyledik. Birazdan servisimiz gelir. Vejeteryan bir kahvaltı söyledik. Buranın etlerine güvenmiyoruz. Neyin ne çıkacağı belli değil. Servisimiz bekliyoruz. Mutluyuz diyorum. Mutluyuz tabii. Kahvaltı. Ya aslında bu tip yerlerde kahvaltı bulmak da mesele. Pizza. Herkes pizza. Herkes pizza. İki gündür pizza yiyorum. Sabah ve akşam neredeyse pizza yiyorum. Vejeteryan. Evet, vejeteryan pizza. O yüzden pizzaya da mutluyum. Bugün artık kahvaltı arıyorduk ve kahvaltıyı bulduk. Çok mutluyum. Burayı gezeceğiz. Şimdi biraz kahvaltı yaptıktan sonra kale içi var burada. Kale içine gideceğiz. Kale içini göstereceğim size. Dar sokaklar, Arnavut kaldırımlı, rengarenk evler.
şeylerin altından geçiyorsunuz böyle. Kemerlerin altından falan geçiyorsunuz. Manzarayı size göstereceğim. Muazzam bir kasaba burası. Hep beraber gezeceğiz ve göreceğiz. Romanya'da az önce bahsetmiştim size. Bükreş-Sigoveşehir arası 300 kilometre. Biz kendi aracımızla geldiğimiz için ulaşımı o şekilde sağladık. Normalde buraya otobüsler de çalışıyor. Tren hatları da Romanya içerisinde tren ulaşımları da epey gelişmiş durumda. Birkaç alternatifle buraya gelme imkanınız var. Biz Tekirdağ bölgesine yakın olduğu için kendi aracımızla bu bölgeye gelmeyi tercih ediyoruz. Kendi aracımızla gelmeyi tercih ediyoruz. O yüzden daha fazla gezme imkanımız oluyor. Neyse, portakal suyumla geldi, acıktım ben. Bekliyoruz hadi. Burası tahmin ediyorum 10-15 bin nüfuslu bir yer. Daha fazla değildir. Romanya'nın birkaç tane büyük kenti var. Çok bilinen. İşte bunlardan biri Köstence, birisi Brașov. Diğerlerini bilmiyorum. Demek ki büyük değil. Büyük olsaydı bilirdim. Kahvaltımız geldi. Kahvaltıda da şey yok ha. Şöyle göstereyim. Peynir falan yok. Yumurta, domates, yeşillik, ekmek. Yani peynir, zeytin vardır diye umuştum ben ama maalesef. Olsun, buna da. Salata mı içinde? İçindekiler şey, evet, sebzeli yumurta. Tadı güzel. Kahvaltımızı da yaptık, enerjimiz yerine geldi. Artık gezmeye başlayabiliriz. Bugün hava da çok güzel, güneşli. Dün epey bir yağmur vardı. Hem yolda gelirken yağmur vardı, hem burada yağmur vardı. O yüzden pek çekim yapamadık. Ama bugün acısını çıkaracağız. Sigoveşehir'in şu an tepe bölgesindeyiz. Eski bir kale yerleşim alanı var. Yukarıya doğru biraz çıkıyoruz. Şu gördüğünüz kule, kalenin giriş kapısı. Eski yerleşim yeri. Burayı gezeceğiz, burayı göreceğiz. Turistik bölge olduğu için her tarafta böyle yine hediyelik eşyalar mevcut. Şu tişört 30 lei yazıyor. Yaklaşık 35 lira falan. 35 lira hele. Evet, thanks. Thank you. Var mı değişmiş henüz? Bye. Bye, have a nice day. Merhaba, merhaba. 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 Dik bir yokuştan çıkıldığı zaman bu kale içine ulaşabiliyoruz. Yukarıya da çıkmışlar bak. Şeyi yapıyorlar. Çok turistik bir bölge burası. Fazlaca Türk de var, dengeliyor. Kahvaltı yaptığımız yerde de vardı. Burada da karşımıza çıktı, selamlaşıyoruz.